yazarak en son yazdığımız kelimeleri tekrar edin. Gönlü başka kulübün yapıyoruz mu? Sireni çalıyoruz üstbey. Çıkacağımızı ve bir tadilatla size göstermek istedik. Biz Sulu Büyük Kayası'ndan geldik. Yangın hakkında sizi bilgilendirmek, biraz da bir yangın tatbikatı yapmak. İsterseniz bu yangını söndürelim hemen. Söndürmüş olalım. C, D sınıfı yangınlar. Birincisi A sınıfı yangınlar. Katı yanıcı maddeler yangınlar. Evet, biz kendi aramızda işaretleşme diliyle anlaşıyoruz. Yani uzaklık, mesafe veyahut da kalabalık bir ortamda bir yangın esnasında kendimize has özelliklerimiz var. Sıvı yanıcı maddeler yangını, C sınıfı gaz halindeki yanıcı maddeler yangını, D sınıfı yanabilen hafif metaller yangını. Ve 7 gün 24 saat tamamen parasız bir şekilde hizmet vermektedir. Evet, itfaiye arayacağız değil mi? İtfaiye aradığımızda dikkat etmemiz gereken şey ilk önce, çünkü itfaiyede zaman kavramı çok önemli arkadaşlar. Saniyelerle dolaşıyor itfaiye. Başka telefonlar gelecek, ayrıntılı adres onlardan alınacak ve o şekilde en kısa zamanda yangın mahalline gidilecek arkadaşlar. Elimizdeki mevcut imkanlarla yangına müdahale etmek. Yangın mahalline geç gitmemiz. İkincisi, yangın mahalline gittiğimizde bütün vatandaşların itfaiyeci kesilmesi. Bu bize yardımcı olmuyor arkadaşlar. Bu sadece bizim işimizi zorlaştırıyor. Olabilir veyahut da aşırı derecede bir mal kaybına neden olabilir. Asla 110 aradığımızda yani amacın dışında bir şekilde kullanmayacağız arkadaşlar. Evet, konuşma. Aynı zamanda kazalarda insan kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Yani bir şekilde sivil savunmanın görevlerini de şu anda itfaiyede itfaiye olarak biz yapıyoruz. İtfaiyeci abiler, öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün yangın hakkında bizi bilmediğimiz birçok şeyi anlattılar. Yangın anında neler yapabileceğimizi, öncelikle neler yapabileceğimizi onlar bize öğrettiler. Benim adım Harun, soyadım Sıncı. Bugün burada merdiveni kaldırdılar. Bazı arkadaşlarımız çıktı. Bize bu fırsatı tanıttıkları için çok memnunuz. Yangını nasıl söndüreceğimizi anlattılar. Nasıl apartmana çıkacağımızı anlattılar. Bundan çok memnunuz. Onlara teşekkür ediyoruz. Benim adım Esma Olta. Bugün itfaiyeci abiler bize ne yapacağımızı öğrettiler. Onlar yanımızda olmasa da yangın çıkarsa ilk önce ne yapacağımızı söylediler. İlk önce suyu getirip söndürebiliriz. Kum ya da tuz atabiliriz üstüne. Onu öğrettiler. Bütün detayları daha yakından izlettiler. Sonra
merdiveni yukarı kaldırdılar. Bir arkadaşımızı içine aldılar. Ne kadar yükseğe koyduklarını gördük. Ve tehlikeli olmasın diye merdivenin kapısını kapattılar. Onu itfaiyeci abilere çok teşekkür ederiz. Bugün burada Çukurca köyü ilk öğretim okulunda sivil savunma haftası kapsamında yangın güvenliği veyahut da yangın esnasında yapılacaklar veyahut itfaiyecilikle ilgili bilgilendirme etkinliğinde bulunduk. Amacımız bütün köyler ve bütün okullardaki öğrencilere bu tür gerekli bilgileri aktarmak. Silivri itfaiyesi olarak misyonumuz bu, amacımız bu ve bütün öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki öğrenci ya da çocuk ya da ağaç yaş iken eğilir ve bununla birlikte onların kafasındaki bilgiler kalıcı bir şekilde ömürleri sonuna kadar gerekli bilgiler olarak kalacaktır. Bunun için gerek ilkokul müdürümüz, yönetici ve hocalarına, gerek öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çukurca Ortaokulu olarak sivil savunmaya önem veriyoruz. Bu konuda sivil savunma kulübünün etkinliği adı altında sağ olsun belediyemizin itfaiye birimi geldi okulumuza, bize briefing verdi. Öğrencilerimize yangının nasıl söndürüldüğünü, yangın çeşitlerini anlattı. Ve bir köy okulu olarak bu bilgilere vakıf olmak bizim için gerçekten önemliydi. Bu konuda Silopi Belediyesi'ne, kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde birimimizin şefi Yusuf Bey'e de teşekkür ediyoruz.